Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de soru çözüm videolarıyla devam ediyoruz. İsimler ve isim tanımlamaları İsmin çok önemli. İsmin diğer adı nedir hocam? Ad. İsmin Abi. Diğer adı ad. Sıfatın diğer adı ön ad. Zamirin diğer adı adıl. Zarfın diğer adı belirteç. Soy isminin diğer adı hocam? Soyad. Harika hocam. Teşekkür ederim. Şimdi nasıl bir soru? Ben de sazan gibi atladım ya. Yukarıdaki altı çizik tanımlamalardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? Ha, bak YGS sorusu. Eski yıllarda olduğu gibi bizi bize anlatan sanat. Bak nasıl sanat bizi bize anlatan sanat. Buradaki sıfat tanımlaması. Hatırlarsan tamlamalar Tonguç iki grupta inceleniyordu. Eğer tamlamalar isimse şöyle isim tanımlaması yazalım. İT yazalım. Sıfatsa da sıfat tanımlaması yazalım. ST yazalım. İT olunca kötü bir anlama geliyor hocam. Bak şimdi şöyle isim tanımlaması da iki tane kelime vardı. Sıfat tanımlaması da iki tane kelime vardı. Ne oldu? Bak ne oldu? Burada isim tanımlarında ne, neyin ve kimin sorularını yöneltiyorduk isme. Burada ise sıfat tanımlarında ise nasıl, hangi ve kaç sorularını yöneltiyorduk Tonguç. Şimdi bizi bize anlatan sanat. Bu sorulardan hangisine cevap veriyor? Nasıl sorusuna cevap veriyor? Nasıl sanat? Bizi bize anlatan sanat. Bu dönemde bu sözcüğü neye cevap veriyor Tonguç? Hangi hocam, soruya cevap veriyor şunlardan? Hangi dönemde? Hangi o zaman dönemde? Bak bu da sıfat tanımlaması oldu. Devlet tiyatroları. Bunlardan hangisine cevap veriyor Tonguç? Ne tiyatroları? O zaman bu isim tanımlaması oldu. Sahnelediği oyunlar. Bunlardan hangisine cevap veriyor? Harikasın. Nasıl oyunlar? Verimli bir yıl geçirdi. Hangisine cevap veriyor Tonguç? Nasıl bir harikasın. Yıl? Harikasın. O zaman bunların hepsi, kırmızı resimlerin hepsi sıfat tanımlaması. Ama devlet tiyatroları ne tiyatrolar olduğu için isim tanımlası ve cevabımız Ceyhan seçeneği Tonguç. Oha basit soruymuş ya. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili ad tanımlamasının tamlayanı sıfat almıştır diyor. Şimdi belirtili ad tanımlaması olacak. Yani sınıfın kapısı gibi bir şey olacak. Tamlayan ve tamlanan olacak. Tamlayanı yani birincisi tamlayanı sıfat alacak. Bakalım. Kocaman gökyüzünün altında küçücüktü şalvarlı yaşmaklı kadın. Gökyüzünün altı. Bir belirtili ad tanımlaması. Tamlayanı ne? Gökyüzü. Kocaman gökyüzü. Burada o zaman tamlayanı sıfat almış bir ad tanımlaması diyebiliriz. Cevabımız Adana. Ama diğer seçenekleri de kontrol edelim. Bükülmüş beline sıfat tanımlaması. Bakılırsa oldukça yaşlıydı. Başının üzeri isim tanımlaması. Bulut kümesi. Hangi bulut kümesi? Başın üzerindeki bulut kümesi. Bak burada tamlayan değil de tamlamanın tamamı almış. Kıvrılarak giden yol sıfat tanımlaması. Yaşlı kadın sıfat tanımlaması. İçinden geçtiği bu güzellik sıfat tanımlaması. Yolun kıyısından geçiyordu. Yolun kıyısı isim tanımlaması arasına sıfat girmiş. Belki her gün adımladığı. Sonbaharın renkleri isim tanımlaması. Sonbaharın renkleri içinde zincirleme isim tanımlaması. Bir küçük leke sıfat tanımlaması. Dolayısıyla sadece A seçeneğinde var diyoruz. Ve diğer soruya geçiyoruz. Teşekkür ederim. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı yani ikincisi tamlayandan, birincisinden önce söylenmiş bir belirtili ad tanımlası vardır diyor. Zaten tamlayan ve tamlananı yer değiştirdiği tek tamlama türü belirtili ad tanımlamasıdır. Belirtisizlerde değişmez. Şimdi beni sokağımıza dönen eski tahta köprüden geçirin. Eski sıfat tanımlaması tahta isim tanımlaması oluyor. Takı isim tanımlaması ama bunu sormuyor Hüseyin'e demiştik zaten. Sormamış. Onu sormuş hocam. Sormuş ama alakası sıfat mı isim mi onu sormamış. Zaten belirtili ad tanımlaması sormuş. Anladım. Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize. Bak komşu çocukları. Komşu çocukları nedir? Belirtisiz isim tanımlaması. Sıcacık tarhana çorbasının içimi... Ne oldu hocam? Senin yüzüne gülüm Tonguç. Su içiyorsun ya üstüne döktüm. Sıcacık tarhana çorbasının içimiyle başlasın sabah. Tarhana çorbası. Tarhana çorbası çok güzeldir hocam. Evet. İnsanın içini ısıtır hocam. Evet. Sana bir müjde vereyim Tonguç. Bu son şey. Ben az önce şaka yaptım sana. Evet biraz yani. Sıcacık tarhana çorbası. Nasıl? Ne çorbası? Putu puti. Tarhana çorbası. Bu bir isim tanımlaması. Ama tamlayan tamlanandan önce gelmemiş. Kağıtlarla camlarını örteyim pencerelerin. Camları. Bir, ikiden sonra gelmiş. Oha, öyle şey mi olur? Terbiyesizlik. Arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tanımlaması vardır diyor. Zaten sadece belirtili isim tanımlaması da girebiliyordu. Bakalım. O kırmızı gülleri kimin için aldığını söylemedin. Kırmızı güller sıfat tanımlaması. Geç bunu. Öğrenciler fen derslerinin boş geçmesine yakınıyorlar. Fen dersleri. Boş geçmesi. Boş geçmesindeki mesi isim fiili olduğu için bu tanımlama kabul edilmez. Ankara'nın adı. Bunu da geç. Demeyeceksin işte. Ankara'nın semtleri araya adını yeni duyduğum semtleri. Ankara'nın kızları. Dur bir dakika. Ankara'nın semtleri adını yeni duydum diye ne yapman lazım? Araya sıfat girdiğini görüp cevaba cevap demen lazım.
Öyle bir şarkı var biliyor musun? Ankara kızları dalgalı saçları boş yere ağlama kalbini bağlama her gören ağladı kalbini bağladı yar. Böyle bir şarkı var. Aa ne kadar ben Ankaralı olduğum için biliyorum. Yeni defterini bu kağıtta kaplamalısın. Hangi kağıt? Bu kağıt. Sıfat tanımlaması. Yeni defter sıfat tanımlaması. Türkçe kitabı isim tanımlaması. Ama aralarına sözcük girmemiş. Evet son sorumuza geldik Tonguç. Oh be. Oh be. Kurban kesecek misin Tonguç? Aşağıdaki cümlenin hangisi tamlayana düşmüş bir isim tanımlaması vardır? Yani bak şöyle birinci var şöyle ikinci var bu hop düşüyor. Nasıl nereye düşüyor hocam? Bildiğim çukura düşüyor. Kaybolup gidiyor. Bakalım. Bu tür sorularda ne yapıyorduk bak Tonguç? Bunu ortada öğrenecek... çukur var yandan geç. Fazla takılma meydanda. Şimdi burada çok önemli Tonguç. Bu sorular gerçekten zor soru. Bunu genelde öğrenciler yapamıyorlar. Bunu yaparken şöyle bir taktiğimiz var. Önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gelebilen sözcükler eğer tamlayan almadıysa tamlayan düşmüş isim tanımlamasıdır. Önce kendi işini bitir. Kendi işin burada kendi duruyor. Onların yeni aldıkları ev. Ev onların evi geç. Sen her zaman buraları çok sevdiğini söylemez. Senin buraları benim olmuyor. Bu cüzdanı kardeşi o da bulmuş. Onun kardeşi. Bak burada D'de var. O zaman cevabımız Denizli. Onun kardeşiymiş düşmüş. Burada iyilik eki var. Ve tamlayanı düşmüş bir isim tanımlaması var. Söylendiğine göre bu yıl Ankara'da su sıkıntısı olmayacakmış. Sıkıntı onun sıkıntısı ama su yazıyor. O zaman burada tamlayan düşmemiş diyoruz. Ve cevabımızın Denizli olduğunu söylüyoruz. Ödülü sorumuzu yapıyorsun. Bak ne kadar güzel yazdım senin için oku diye. Çok zor bir soru. Aynı zamanda... Ayda bu nereden çıktı? Ayda. Bunu ne işimiz var ki ayda? Hemen getir Tonguç. Bak cümleyi okuya durayım ben. Sınıfımızın başkanı Türkçe sınavında birçok soruyu gereksizlere boş bırakmış. Gerçekten gereksizlere boş bırakmış. Teşekkür ederim Tonguç. Tonguç Akademi'de video yağmurumuz devam ediyor. Bunu izlemeye ediyor değil, ediyor. Ediyor. Bir önceki bir sonraki videoyu da unutma Tonguç. Çok pardon çok hocam. İzledin mi? Evet hocam izlemeye Tonguç, çalışıyorum. Tonguç seni bu videodan sonra iyi bir pataklayacağım. Güzel bir döveceğim hocam, Tonguç. Hocam öğrencilere tamam. Şiddet uygulamamızı tercih ederim. Şimdi dayağa başladı. Sopayı getirir misin Tonguç? Sağ olun.